Migros Hemen'den ilk siparişini verenler kazanıyor. Sen de hemen siparişini ver, 100 TL indirim kazan. Maç keyfini katlayacak atıştırmalıklar dakikalar içinde kapında olsun diye. Migros'tan söyle. İKAS'sızında e-ticaret nedir? Bence İKAS, e-ticaret siteni tık diye açmaktır. İKAS, tek ekrandan tüm dünyaya satış yapmaktır. İKAS satışlarınızın katlanarak artmasıdır. İKAS 7/24 yanında. E-ticarete İKAS'la başla. İKAS hızında e-ticaret. Kesinlikle ben yönetime bir şey demiyorum. Van Bronckhorst'un yapması gerekenler var. Mesela bir şeyleri denedi ve tutturdu. Neyi tutturdu? Rashid Sağbek geçtiğimiz hafta Süper Lig maçında gerçekten yani ofansif Sağbek olarak yeni bir Hilbert olabilir. Abi Hilbert iyi oyuncuydu bak. Hilbert Beşiktaş'a sağ çık gelmişti böyle. Antrenmanlarda İbrahim Üzülmez'e bir türlü böyle çalım atamıyordu. Mustafa Hoca dedi ki Ebubo Almanya'da böyle değildi. Ben dedim ki hocam İbrahim Üzülmez iyi savunmacı dedi. Ya bırak şimdi dedi. İbrahim iyi de dedi. Sen de adamı dünyanın en iyi sol bekiymiş gibi anlatıyorsun dedi. Maçlar başladı. Süper Lig maçları. Rakiplere de çalım atamıyordu sağ ön. Sonra onu hatırla böyle. Bir geriye aldı Hilbert'i sağ beke. Ligin bence en iyi iki tane böyle ofansif sağ bekinden bir tanesiydi. O dönemde takım iyi değildi. Raşit'sa o yüzden böyle kazanılabilir yabancı. Sen onu sağ açıkta belki böyle yarım sayıyorsun. Neden? Çünkü sağ açık oynadığı zaman birebirlerde hiç böyle adam geçemiyor. Onda haklısın. Ama sağ bek oynadığı zaman Hilbert'teki dönüşüm gibi ben artı bir yazdıracağını düşünüyorum takıma. Öyle gidelim. Olabilir. İki, Onana'dan Bahtiyar'dan hiçbir şey olmaz abi. Bahtiyar'ı zaten Rusya'dan istediler. Zenit istedi. Adam dedi ki ben zaten Rusya'dan zor kaçtım dedi. Sen bu mavi kart ayağına futbolcu transfer etmemişsin. Vatandaş transfer etmişsin yani çocuk şimdi. Bu nedir abi yani? Zaten satabileceğin geri bir tek Rusya piyasası var. Çocuk Rusya'ya gitmek istemiyor. Tarihin en anlamsız, en salakça transferinden bir tanesi. Çocuğa laf etmiyorum, yapanlara laf ediyorum. Mavi kartmış, bilmem neymiş. Saçma sapan şeyler. Üç, yine böyle kazanılamayacak yabancılar. Abi Alex Oxlade'la ilgili bir karar vereceksin. O kadar oyuncu girip Alex Oxlade Chamberlain girmiyorsa abi İngiltere'de kümede kalmaya çalışan takımlara, İngiltere Championship'tan takımlara satarsın, hiç zorlama. Mustati ile ilgili senin kadar iyimser böyle düşünemiyorum. Neden dersen Mustati'nin böyle yaşı da var. Bak Mustati'nin bazı özellikleri gerçekten çok iyi. Şeren Dur'un da bazı özellikleri çok iyi. Senden yine farklı düşünüyorum. Bir kere ben biliyorsun. Top oynayabilen adamı çok seviyorum. Senden farklı olarak sen mesela böyle Tolga Yarsan'ı hiçbir zaman beğenmedin. Ben her zaman böyle Beşiktaş'ta çok beğendim. Niye? Top oynayabilen, baskı kırabilen, pas atabilen oyuncuyu yana dağıtsa topun bizde kalmasını sağlayan oyuncuyu ben seviyorum. Ben Jorginho'yu da seviyorum senden farklı olarak. Ben böyle en çok tabii Feynaldum ve böyle Atiba tipi orta sahaları seviyorum. Yani her şeyi yapabilen orta sahaları seviyorum. Beşiktaş'ın tamam zaten Şeren Dur kiralık. Zaten çok iyi oynasa ne olacak? Takımı geri alıp pahalı satacak Paris. Öyle değil mi abi? O zaman Musrati'ye devre arasında böyle Körfez'den teklif varsa ki bu Ocak ayında sattın. Oradan gelecek para, Semih'ten gelecek parayla gerçekten yeni bir böyle Atiba alabilirsin. Bak Frankfurt'taki bizim maçta oynatmadı, Bayern maçında oynattı. Atiba'nın birebiri var abi, şu Tunuslu oyuncu. Böyle şikiri, mikiri böyle zor yazılıyor adı ama her oynadığında o atletizmi, o söylediğin özellik. Bak, Şeren Dur'un atletizmi, Musrati'nin atletizmi. Beşiktaş'ın eksiği o işte abi. Atletik, orta saha eksiği var Beşiktaş'ın. Bir tane var, dün ilk yarıda sahanın en iyisiydi böyle Portekiz milli takımında göz kırpıyor. O kadar kalabalık kadroya Jetson. Atletik, driplingçi oyuncunun ne kadar işi değiştirebildiğini görüyoruz. Ayrıca Jetson'un çok iyi ve verimli oynamasını sağlayan da bu sezon önünde böyle Rafa Silva'nın oynaması. Doğru. Rafa Silva önünde oynamayıp sağa sola geçince Jetson'un da skor katkısında eksi bir yazıyorsun. Yine o son hareketi o yapmak zorunda kalıyor. O açıdan Beşiktaş'ta devre arasına kadar minimum puan farkıyla girecek. Bir de bu lütfen Beşiktaş taraftarının zeki olan kısmından çok rica ediyorum. Bu lütfen artık bu böyle kelle avcılığı Ghostbusters filmi işinden vazgeçin. Bak geçen sene kaç kere teknik direktör değişti. Onana'yı hiçbiri iyi bir futbolcuya dönüştüremedi. Mümkün değil. Marsilya'ya kiraya verdi, oradaki hoca da yapamadı. O mümkün değil. Bahtiyar'ı hiçbiri iyi oyuncuya dönüştüremedi. Kimse de iyi bir oyuncuya dönüştüremez. Bunlardan bir yol olmaz. Tamam mı? Yani o yüzden hocanın işte eleştirecek kısımları var. İşte Semih konusu. Eyvallah. Salih'in oyunu alınmaması eyvallah. Son 15 dakika 20 dakika takımı çok gereksiz geri çekmesi tamam. Ama böyle hocanın böyle artıları da var. Yani hemen gönderin denilmeyi bence hiç hak etmiyor.
Geçen sene 40 puan geride kalmış takım. 3-4 takviyeyle Lucescu'dan beri en iyi başlangıcı yapacaktı. Ayrıca unutmayın, geçen sene 40 küsur puan fark yediğiniz 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'ı Süper Kupa'da yenmeyi başarırken doğru bir ve oyun planı yapan da yine kendisiydi. Ve bence hepsinin önemlisi, Beşiktaş-Frankfurt maçında yenilirken Galatasaray'ı farklayan bir maçtan daha iyi oynadı. Skor tabelasına yansımadı. O günkü Muslera kötü bir Muslera'ydı. O günkü Nelson çok kötü bir Nelson'du stoperde. Frankfurt'taki Teat harika stoper. Beşiktaş'a gelse Beşiktaş şampiyon olur. Öyle stoper. Sen de biliyorsun. Lille-Fenerbahçe Lille maçlarından da hatırlayacaksın. Pardon. Ren'de oynuyordu değil mi? Ren-Fenerbahçe maçlarında oynuyordu. Belçika milli takımından. Abi yani o kaleci çok iyi işte Santos. Yedek kalecileri. Yani biraz böyle bakmak gerekiyor Serdar. Çok fazla böyle yani skor yorumu yapılıyor. Son dakika golü yemese yeni Lucescu son dakika golü yiyor. Bir de Mert Günok'a... Van Bronckhorst'a istifa diyenler ya Beşiktaşlı değildir ya da şeydir ya da çok Beşiktaşlıdır ya da başka bakışlar var. Beşiktaşlıdır ne demek ya? Yani böyle babam gibi Cem Durak yani gibi izansız, tamamen yedi. Duygusal diyorsun değil mi? İzansız Beşiktaşlı. Evet, evet, evet. Duyguları mantığına ağır basan. Evet. Bir de böyle ben Mert Günok'a söyleyeyim. Bana göre Ajax maçı haricinde çok fatal hatası yok. Bence de yok. Ajax maçında hatası var evet. Büyük hatası var. Ama şu da var. Abi kendi yaşıtlarıyla oynarken de Mustafa Erhan'ı ilk 11'de sahaya sürmesi de eleştirilecek bir şey değildir. Ajax'ın da oyuncuları o yaşlardaki oyuncular. O yaşlara yakın oyuncular. Yani onu da söyleyelim. O şansı vermesi de çok güzel bir şey. Artı şunu bütün söyleyeceğim. Bütün taraftarlara anlatıyorum. Sadece Beşiktaş taraftarlarına değil. Güncel futbolcu yoksa hocan kim olursa olsun hikayesi. Beşiktaş'ta çok az güncel oyuncu var. Fenerbahçe'de çok az güncel oyuncu var. Galatasaray'da çok az güncel oyuncu var. Güncel futbolcun yoksa, ne demek güncel futbolcu? Atlet, dribling kabiliyeti olan, belli oranda pas becerisi olan, oyun bilgisini anlattığın zaman anlayacak zekaya sahip futbolcular demek. Artı böyle devamlılığı olan oyuncular. Maç içinde ve sezon içinde devamlılık. Çok maç var artık. Mesela Knauf var bizim hemşerimiz Karslı. Frankfurt'ta 36 numara giyiyor ya. Evet, Amerika. Oyuna sonradan mesela, giriyor. Finalde de sonradan mesela, girmişti UEFA. Ben ona mesela Fenerbahçe Frankfurt maçlarından beri hayranım. O sene kupayı aldılar. Evet. O maçtan beri hastasıyım. Türkiye'de olan çocuk ıslıklanır. Ama bir takım bütünlüğü içerisinde o atletizmde sağ kenarda, sağ bekte, 4-3'ün sağında, 3-4-3'ün ön sağ önünde oynayabilen, birkaç mevkide işi görebilen, belli atletizme sahip, fizik kuvveti yerinde dribling yapabilen oyunculara da ihtiyacımız var artık. Bak her yerde oynayan oyuncu odur. Güncel. Knauf'tur yani. Bahtiyar değildir yani. Güncel oyuncusu Gedson Fernandez'dir. Güncel oyuncusu Paulista'dır. Bak ben beğenmiyorum. Bazı Beşiktaşlar beğeniyor olabilir. Felix de güncel bir oyuncu. Yeteneği tartışılabilir ama güncel. Ben beğenmiyorum. Daha iyi. Ben beğeniyorum. Gayet de güncel oyuncu. Ama güncel oyuncu. Oynayabiliyor. Masuaku güncel bir oyuncu. Mesela beğenme. Daha iyisi var mıdır? Elbette vardır. Ama orta sahada ne Musrati, ne Şerendur, ne Onana, ne Salih. Bunların hiçbirisi güncel futbolcu değil. Santrafor'da Ciro Immobile 6 pasın oradan, yayın oradan çıktığı andan itibaren çok vasat bir adama dönüşüyor. Sarı kart görüyor zaten. Cezanın içinden yani çıkınca sarı kart yapıyor. Evet. Raşit'sa son derece vasat bir oyuncu. Sağ açıkken, sağ bekken çok iyi. Evet, katılıyorum. O da bir güncellemedir Mario'da, mesela. Mario normalde iyi futbolcudur ama bir türlü olmadı. Yani yok, yer bulamıyor. Rafa Silva, Gedson, Paulista ile olmuyor. Semih mesela neden isteniyor Semih? Güçlü olduğu için, dribling kabiliyeti olduğu için isteniyor. Ben Mert Günok da güncel bir oyuncu. Ben neden satın diyorum? Ya böyle bir parayı bir daha bulamazsın. İki, belli ki bir takım alınganlıkları var. Hem ondan kurtulursun hem para kazanırsın diye. Yoksa kötü oyuncu olduğu için değil. Dolayısıyla Beşiktaşların bunu anlaması lazım. Galatasaray'da da benzer sorunlar var. Futbolcu yapısı var yani. Ona geçeceğiz şimdi. Son olarak şu Mert Günok parantezini kapatayım. Mert Günok da çok güncel bir oyuncu. Bakma sen, bu sezon Beşiktaş'ın en iyilerinden bir tanesi. Yani Rafa Silva, öyle. Evet. Paulista, evet. Kesinlikle. Jetson. Dördüncüsü Mert Günok. Yani dördüncüsü ilk dört bunlar ve Mert Günok çok iyi bir kaptan. Maç sonu açıklamalarını bütün Beşiktaş taraftarlarının, takım kaptanını uzun zamandır Beşiktaş'ın bu kadar
iyi bir kaptanı var. Gerçek bir lider ve çok dürüst. Çok dürüst. Maç sonu açıklama. Beşiktaş bak Serpilem Tüzün'ün lafı benim değil. Beşiktaş'a en büyük değerleri katmış isimdir. Öz kaynak düzeninden. İşte böyle sağ olsun yeni yönetim işte Ajax maçından önce onun Ajax'ta nasıl eğitim aldığını sonra Beşiktaş'a neler kattığını falan anlatan video da yayınladı. Yeni kuşak da tanıdı. Teşekkür ediyorum. Hoca der ki futbolda en büyük akıllılık dürüstlüktür. Gerisi tıraşlar. Yani Mert Günok çok dürüst. Çok doğru şeyler söylüyor. Çok iyi kaptanlık yapıyor. Kendisine de buradan selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Beşiktaş taraftarına da sosyal medya fenomeni seversiniz sayarsınız. Ben de bazen seviyorum sayıyorum ama bence böyle takım kaptanının sözü daha iyi be. Yani çünkü onu formanın terini akıttıktan sonra çıkıyor. Kalbiyle beynin böyle kesiştiği optimum futbol gerçeğinde konuşuyor. Biraz daha dinleyelim takım kaptanını. Yani hocanın ekledikleri, takımın eksikleri. Ben maç sonu açıklamasına bayıldım Mert Günok'un. Daha fazla yorum yapmayacağım. Mert Günok'un bu açıklamasını okumayan varsa lütfen böyle şey okusun deyip Galatasaray'a geçebiliriz. İKAS hızında e-ticaret nedir? Bence İKAS e-ticaret siteni tık diye açmaktır. İKAS tek ekrandan tüm dünyaya satış yapmaktır. İKAS satışlarınızın katlanarak artmasıdır. İKAS 7/24 yanında. E-ticarete İKAS'la başla. İKAS hızında e-ticaret.